Hepinize merhabalar dostlar. Evet. Yaptığım domuz köfteleri burger'a normale sattım. 25 dolardan. Bir 771 dolar param oldu. Ama biraz muallakta kalmadım değil. Şimdi tamamını metale mi harcasam? Şunu aç. Şuraya bir düzgünce koymaya çalışacağım sadece ya. Hemen sokuyorlar. Şimdi 771 dolarım var. Ama bir yandan süt işine de girmek istiyorum. Keçi 350 gibi bir şeydi. Şimdi bende 771 var. 500'e bunu alırsam 271 kalır. Keçi alamam. 20 tane alsam dolabın bir tanesini yapabiliyorum. O da çok bir anlam ifade etmez. Dolapları yapar. Çiğ köfte değil de atıyorum. Normal domuz köfte olarak satarsam 25 değil de atıyorum 30-40 filandır. Kafamda deli sorular ama aldım ya. Şu ısıtıcıyı da tamamlayalım artık. Erkek domuz çok abi. Hallederiz. Satar satar köfte yaparız. Şimdi şöyle de bir şey de fark ettim. Arılara baktım. Bizim o doldurup koyduğumuz petekler %100 olmuş. Ama diğer peteklerde herhangi bir bal belirtisi yok. Yani şey yaptığımız üzerine arı koyduğumuz petek bal veriyor. Arılar diğer peteklere bulaşmıyor abi. Ne yazık ki öyle. Tek korkum şimdi düşüncem şu. O mesela üzerine arıyı topladık. %100 bal yaptı. Şu süzme makinesiyle süzdük ya. Arılar da gidecek mi? Tekrardan bize her defasında böyle haritadan arı mı toplattıracak? Yoksa bir defa bu peteğe arıyı koyduk ya artık. Süzüp süzüp %100 bal mı alacağız? Şu an onu merak ediyorum. Eminim sizin de aklınıza gelmiştir bu soru. Hemen şimdi deneyeceğiz. Bal süzme makinesinde de şey var çünkü. Metal istiyordu. Bu metalin bir kısmını ona heba edeceğim ne yazık ki. Çünkü diğer o bir önceki bölüm topladığımız 3 petek %100 bal gösteriyor. Ben çünkü saat 8 geçtiğinde uyuyorum. Bakın şimdi şuradan bir önce göstereyim. Bakın %100 bal var gösteriyor ama. Sen de bir şurada dur. Şunu bir aç. Bakın şu diğeri %100. Şu. Bundakiler de %100. Şu arkadaşa bir 20 tanesini heba edeceğim. Körüğü bir alalım. Yoksa büyük ihtimalle sokarlar bizi. Şöyle sen şurada bir dur. Şunu bir aç. Al kardeşim. Yerleştir %100. Bunu da al. Yani bir makine bir kovanlık aslında. 5 tane alıyor görüyorsunuz. Şöyle. Bu da %2 oldu. Kapat. Kapat. Şu anda çalışıyor. Ses geliyor gördüğünüz gibi. 31 tane metalimiz kaldı. Şu hemen evin dibindeki kalasları ben kestim. Bunu tamamladık. Bunu tamamlayamadık. Ne yazık ki bir tane dolabımız oldu. Burada 5 tane eksik. 18, 18, 18, 18, 18, 2, 4, 5 tane 18. Hemen hesap makinesi yanımda. Bir bakalım. 5 çarpı 18. 90, 95 tane. Yani 1000 dolarlık metal lazım bize. Ama önce. Tamam mı kardeşim bu? Daha bitmedi mi lan? Neyse o bir dura koysun. Şuradan bir iki tane erkek domuz çekelim. Mesela bu arkadaş erkek. Gel bakalım. Kapıyı kapat. Gel canım. Gel.
Şöyle evin arkasına doğru götürelim. Diğerleri ürkmesin. Tabanca boş. Erkek değil mi lan? Yanlışta dişiyi vurmayalım. Tek mermi. Sen burada dur. Çok fazla erkeğimiz var artık. Azaltmam lazım. Bu arkadaşlar hep yem yiyor çünkü. Gelme lan. Gelme lan. Kapıyı açık gördüler mi abi? Hemen bak. Şunu bırak. Gel buraya. Lan ne gıcıksınız ya? Bir durun. Şunu çıkaracağım. Gel lan. Aa. Ya ben sizle mi uğraşacağım ya? Bu da erkek. Gel. O giden iki yavruyu şimdi götüreceğiz. Şunları bir şurada bir haşlayayım. Tamam. Üç tane domuz kesmiş olduk. Korkma yavrum korkma. Gel. Şişt, gel 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 gel. Gel lan. O da korktu bak. Hızlı gidince de arkanda kalıyorlar. Yürü git. Yahu. Hasta ya. Ya bu kapıyı görür görmez kapıya koşma şeyini kim yaptı acaba? Yani amacı neydi yani? Bunlarla uğraşalım diye mi? Hayvan kendi haline takılsa ya kardeşim ya. Bak nereye gitti buradaki yavru? Onun bir tane yavrumuz gitti. Ama nereye gitti? Ta orada. Oho kardeşim ya. Oğlum sen buraya nasıl geldin lan? Ta nereye gelmiş bakar mısınız? Neyse. En azından bir dolap bir köfte yapalım. Yapıp yapıp hızlıca satacağım artık. Çiğini, pişmişini fark etmeyecek. Tanesi 25 dolar çünkü. Büyük domuzdan 26 tane et gelmişti. Bunlar onun kadar büyük değil. Onun bir tık küçüğü diyebiliriz. Bir boy küçüğü. Çünkü artık keçi işine girmem lazım. Bir de domuzları da azaltmak mantıklı zaten. Çünkü yem muhabbeti biraz azalır en azından giderimiz. Şunların içerisinde hiçbir şey yok. Tek tek yapacağım. Bakalım kaç tane verecek. Yani bu boyutta da 26 et veriyor. Biraz daha büyüyünce de 26 et veriyorsa bütün erkekleri hoplatırım abi. Bir tane bırakırım ne olur ne olmaz. Yok 26 vermedi. Kaç verdin? 21. Yani 5 tanenin lafı olmaz ya. Tamam bu da oldu. Bal makinemiz hala çalışıyor. Arılara ne oldu? Hiç bilmiyorum. Bir onlara bir bakalım. Ölmediyse de hayvanlar öldü artık yani. Bunlar olmamış ki. Bunu koymadığımız için. Evet, fıçıyı koymazsan bir işe yaramaz tabii kardeşim. 5 tanesi kaç litre bal veriyor acaba? Biz şu an 3 tane koyduk.
4.2. Evet, şu an bitti bence. Bu da %22 olmuş. %2. Bir dakika. Böyle yapacağım. Şu boş olanları bu tarafa alacağım. Doluları buraya. Tamam, burada full boş. Burada bir tane var. Şunu da süzelim. Allah'tan bir benzin yemiyor. Ya hepsi aynı seviyede gitsin. Büyük ihtimalle bunun 5'i 7,5 litre verecek. Bakın o da bitti. 3, 5, 4. Tamam. Kapat. Şu balı koyalım abi. Bunu da satacağız. Yani artık ne bulursam satarak gideceğim. Ne yapabiliyorsam. Mesela domuz etine 15 veriyor. Domuz köfteye çiğ ise 25 veriyor. Artık katma değer üretebileceğimiz ne varsa üreteceğiz. 21 toplam 3 hayvanda 64 tane etimiz olması lazım. 63 pardon. Şu an doldu. Şurada bir tane daha soğutucum var. Ama o bal makinesi sanki çalışıyor hala. 48. Şu çalışıyor. Boşa niye çalışıyorsun oğlum? Heh, bu da boş, tamam. 63 tane. Lan yanlış oldu. Değil mi? 20, 40, 60, 63, evet. 24, 48. Kalmadı herhalde, evet. 8, 59 olmuş. Bir tanesi bir tık küçükmüş galiba. Bir 3 tane eksik verdi büyük ihtimalle. Şimdi kardeşim, ver bakalım. Yap bakalım şöyle. First person olsa keşke oyunda ya. Yok artık 6 tane masa biliyorum ya. Çok az kardeşim ya. Bir 10 tane falan asılsaydı ya. Neyse. Bu 6 taneyi tamamlarız. En azından bunlarla bir de sosis yapmayı denerim. İyi, en azından hızlı oluyor. Hemen %4 olmuş. Sosis, köfte muhabbetini çözmüş oluruz. Herhangi bir fiyat çarpanı olmadan fiyatları ne kadar onu öğrenmiş olurum. Fikir sahibi olmuş olurum. Oluruz yani. Hep beraber. 6'da 6. İlk koyduğumuz %7 oldu. Tabii şuna çeliğimiz yetmedi. Tabii bunları satınca büyük ihtimalle paramız olacak. Şu an o dolu. O boşalana kadar köfteleri yere dizeceğim. Gıdacılar görmedi sayın artık. Yani bitmiş. Şöyle. Bunları yaparken kuruyanları da, yani köfte haline gelenleri de bir sosis yapmayı deneriz. Atıyorum bir tane kurumuş köfte alırız yanımıza. Bir tane sosis alırız. Veya birkaç tane artık bilmiyorum. O kuruyanların altısını da yapabilirim. Şuraya koy. Kuruyanları buraya koyalım.
Yani kazanabileceğimiz her türlü kazanç bizim için önemli. Onu çok uzağa koydum ya. Dur, sandalyenin dibine alayım onu. Şuraya gel. Yerde bir tane köftemiz kalmış. 7 oldu. Para yapmanın başka bir yolu yok artık. Daha ekin işine gireceğiz. Traktör alacağız. Pulluk alacağız. Ne bileyim, buğday römork alacağız. Alacağız da alacağız baba. Daha iş çok. İneğimiz olacak. Sığırımız olacak. Yani bu dolaplar falan yetmez normalde. Hani 6 tane alıyor. Yani şaka gibi. Domuz köfte mesela yapıp atıyorum bir 80-100 tane domuz köfte hazırda bekleteceksin abi. İşte atıyorum sığır köfte yapacaksın. Tavuk köftesi yapacaksın. Bunların hepsini bekleteceğim bir kenarda. Oradan yürüyeceksin. Ama şöyle bir şey var. Diyelim ki bunları çok muazzam şekilde yaptın. İlerledin. Oyunda alabileceğin bir tane kamyonet var. 2500 dolar. Üstü yok. Benzin işine girersin. Hadi tarım işinde de 3 tane şey var. Ekin var. Üçünü de 3 tane tarlan var zaten. Her bir tarlaya birer tane. Otomatik kayıt aldı lan. Her bir tarlaya birer ekini ektin. Hasat ettin. Hasat ettiğin ürünü de sattın. E kamyonetin var. Traktör ekipmanlarının her şeyini aldın. Peynirin her türlüsünü ürettin. Köfteyi sosu ürettin. Oyun bitiyor. Yani yeni bir tarla alma yok. Ne bileyim, devamı yok. Büyük ihtimalle oyun yapımcıları şu ana kadar oyunda yaptığımız şeylerle yeterli tadıma ulaşacağımızı düşünmüş ya da devamını güncellemelerle getirecekler, bilmiyorum ama mesela burada günlerce, yüzlerce, binlerce köfte yapmam ben veya yüzlerce, binlerce sosis de yapmam. Çünkü şimdi bir erkek bir dişi keçi aldım mı keçi işi bitti. Bir erkek bir dişi işte süt hayvanı aldım, o da bitti. Bir erkek bir dişi et hayvanı aldım, o da bitti. Hayvan işi bittikten sonra da ekine yönleneceğiz. Bir yerden sonra o da bitecek. Tabi biz ortalama yine 15-20 bölüm, belki 30 bölüm çekmiş oluruz. Tatmin eder diye düşünüyorum. Oyunu ilk oynayanların oynadığı zamanlar o kadar çok hata var ki oyunda. İnanılmaz hatalar var. Hani o kadar kayıt almalarına falan rağmen bozuluyor. İnsanlar CV gidiyor, yaptığı işler gidiyor falan. Şu an gayet stabil durumdayken biz oynuyoruz. Kaç oldu lan? Ha, bu fullendi. 5 tane yine yere dizeceğiz. Hatta belki de gerek duymayız. 40-42. Yok, mecbur yere dizeceğiz. Şurada dursun. Çok rezillik çekiyorlar. Özellikle Eldren'in ekibi hatalardan mahvoluyorlar çoğu zaman. Ama adamlar yine o haliyle de oynamış. Bu oyuna mesela atıyorum buraya kadar oynadık. Bir tane çok büyük bir patch getirip derler ki işte oyun saatini iki katına katladık. Mesela hayvancılık, çiftçilik dışında başka bir çiftlik satın alma görevi gelir. Dediğim gibi o mesela balıkçı kulübesinin orada dedim ya. Sahil kenarında bir kulübe var mesela. Oraya birini koyar, görev getirirler. Yani oyunun dinamikleri falan 10 numara. Yani ben beğendim. Ranch Sim zaten efsane bir oyun. Çıktığından beri neredeyse her YouTuber bir seri çekmiş veya bir şekilde az da olsa oynamış. Güzel bir oyun. Ekiple yani kalabalıkla daha tatlı olabileceğini düşündüğüm bir oyun. Ama tabii benim etrafımda herhangi bir oyun ekibi yok. İzleyen arkadaşlardan katılırız abi geliriz diyen arkadaşlar var. Eğer izliyorsan teşekkür ederim. Ama şöyle bir durum var dostlar. Ben dediğim gibi bilmiyorum biliyor musunuz? Ben mimarım. Şu an ofisimden kayıt alıyorum. Burası benim mimarlık ofisim. Aynı zamanda 3 çocuk babasıyım. Çocuklarımın da bana ihtiyacı oluyor. Çoğu zaman
Yani oturup video yapamıyorum. Oturduğumda da mesela 3-4 bölüm çekebiliyorsam çekiyorum. Şükür mimarlıkta da işler çok yoğun bu aralar. Sırf kanal videosuz kalmasın diye bugün projeleri işleri bıraktım. Video yapıyorum. Aslında çok sağlıklı değil yaptığım şey. Çünkü işler yani mimarlık daha gerçek bir meslek sonuç itibariyle. Benim çizdiğim projelerle aldığım ruhsatlarla insanlar ticarethanesini, evini, damını yapacak neyse artık. Ama tabii şu an için acil, öyle aman aman çok acil bir elzem bir iş yok. Normal rutininde gidiyor. Yani kimseyi de oyun oynayacağım diye aksatmamış, bekletmemiş durumdayım Allah'tan. Ama bazen işler yoğunlaşıyor ve video yapamıyorum. Sadece yaptıklarımı yüklemekle yetinmek zorunda kalıyorum. Öyle durumlar için mesela bugün geldim. Yanılmıyorsam 6, 7, 8 veya 9, 3 veya 4 bölüm sadece Ranks'im çekmiş oldum. Yani bunu da eş zamanlı bir iş gibi düşünüyorum ben. Çünkü buna da ihtiyacın var. Yani insanların zaman geçirmeye de ihtiyacı var. Evde çocuklarımla çok güzel vakit geçiriyorum zaten. Onun dışında kendi başıma da deşarj olduğum bir şey de lazım. Herkese lazım. O yüzden burada yaptığım şey bugün en azından deşarj olmuş oldum. Bir 3-4 saat Ranked Sim oynamış oldum. Size içerik çıkarmış oldum. Seri güzel güzel gidiyor. Ufak ufak karınca kararınca. Biraz da parayı yaptık mı abi? Şu dolap, yani bu dolaplara daha fazla dolap eklemem. Peynir dolabı falan eklemem yüksek ihtimalle. Yine büyük konuşmayayım. İleride ne olacağı belli olmaz. Çünkü işin içine sığır girecek, domuz var. Ne bileyim, tavuk var. Keçisi var falan. Saat 20.41 oldu oyunda. Şimdi uyuyup uyuyacağız. Sabah kalkıp bu arkadaşları satacağız. Lan oğlum. E'ye basacağım. Şimdi son buzluğum. Üç tane buzluğum var biliyorsunuz. Üçüncü buzluğu bilerek doldurmuyorum. Çünkü şu arkadaşlardan koyacağım onun içine. Çünkü normal domuz köftenin yani fiyat çarpanı olursa çok daha iyi olur ama fiyat çarpanı olmadan kaç para? Çiğ hali 25 dolar çünkü. Şöyle yapalım. Bütün fiyatlarını görmek adına. Şimdi ben diyorum ki bir tane çiğ domuz eti koyalım. Bence mantıklısı bu dostlar. Bir tane çiğ domuz köfte koyalım. Hatta bunu almama gerek yok. Bir dakika, 48 tane çiğ domuz köftem burada var zaten. Onu niye alıyorsam? Şunlar da %100 olur. Bakın, köfte çiğ 24, köfte çiğ 24. Domuz eti kaç para? Çiğ köfte kaç para? Kurutulmuş hali kaç para? Sosis kaç para? Yani ne kadar işlersek ne kadar fiyatı artıyor. Bunu kestirebilmiş oluruz. Bu arada balı da götüreceğim. Balın kaç para olduğunu da görmüş olacağız. Şunlar %100 olursa. Yok ya uyuyalım. Şey dedim hani o yerdeki 6 taneyi de koyayım hemen halledeyim dedim ama yemez. Sabaha tahminimce %100 olmuş olması lazım. Yani uyuduğumuz süreyi işliyorsundur diye düşünüyorum kardeş. 89, 83, 82, 85 yok işlememiş. Ya mesela yerleştirme yok. Bir çalıştırma muhabbeti de yok. Önün arkasına tencere koyma işi de yok. Şunun bir tanesi %100 olsa. Neyse olur şimdi acele etmeyelim. Aslında bir tur odun getirsem olurdu ama. Şunu da içeri götürelim artık.
Pişirme işini bunun üzerine niye koyamıyorum ki? Şöyle yapacağım. Bir dakika. Ana lan burada pişirebiliyoruz ya. Bak iki tane buraya koyabiliyorum. Bir tane buna. Sen o zaman şurada kenarda dur. Bu ocak çalışıyor galiba. Kullanabiliyoruz. Hadi inşallah. İçine sütü doldurunca pişir diyecek galiba. Pişireceğiz. Neyse 125 dolar çok para değil. Tüp için 125 dolar verdim. Ah, gel bakalım. Oğlum bu nasıl çalışıyor lan? Yanlış koyduğumuz için mi? Yo. Ya buradan köfte vermesi lazım. Direkt et mi getirmem lazım? Yo. Anlamadım. Domuz köfte salam oldu. Bu nasıl çalışıyor ki acaba? Bir dakika, bir tane et getireyim. Düz etle mi oluyor acaba? Ya düz et 15 dolar, onu biliyorum da. Oğlum bu nasıl çalışıyor? Ya bak böyle olduğu zaman var ya. Lan sosis makinesi nasıl çalışıyorsun ya? Allah Allah. Bir dakika. Sosis yazalım şuraya bir. Üç yıl önce mi? Ne yaptın kardeşim? Kıyma mı yapmak gerekiyor ya? Ya hadi arkadaşım hadi. Sosis makinesi kıyma makinesi olmadan çalışmaz. Kıyma makinesinde eti kıymaya çeviriyoruz. Sonra sosis makinesine ekliyoruz. Hemen gösteriyorum. Domuz eti, sığır eti. Bakın sığır eti biraz daha koyu kırmızı. Domuz eti pembemsi renkte. Tamam Bir dayıcım. tane domuz eti aldım. İki çeşit kıyma makinesi var. Bir elle yapılan manuel böyle elle çevir. Evet, Mouse'u çevire çevire evet canım. kolunu çeviriyorsun. Bir de elektrikli. Elle yapılanla başlayalım. Bunun şu ortadaki işaret var ya bakın mouse. Göstereyim. Şimdi bir daha E'ye basıyorum makinenin üstündeyken. Şimdi mouse'u böyle yavaş yavaş çevir. Eskiden Bitekine mouse ne çeviriyorlarmış. bıraktım? Şu tavanın içine geldi. Şimdi bu çekilmiş kıymayı sosis yapmak için şunun içine koymam gerekiyor. Ama kıymayı alıp koymayın sakın. Kıymayı aldığınız anda köfte oluyor. Yani bir daha şu makineye köfte konulmuyor. Onun için buraya getirip E'ye basmak yok. E'ye basarsanız köfte yapmış olursunuz.
bu iş, bunun içindeki kıymayı köfte yapıyor. Şimdi bu tavaya sol tıklıyoruz. Tavayı elimize alıyoruz. Tavayla alıyoruz. Bu sosis makinesinin içine de tavayla. Allah seni gar etmesin lan. Bende domuz eti kalmadı ki kardeşim ya. Kesip mi geleceğim şimdi? Bir dakika. Bir dakika dostlar. Tencereyle birlikte koyman gerekiyor diyor. Tabi hala öyleyse. Yani şu tencereyle birlikte buna koyuyorsun, buradan düşüyormuş. Söylediği o. Yani bize bir adet daha irkek domuz lazım. Bu arkadaş dişi olmaz. Arkadaki erkek. Bu o da dişi, şu erkek. Yani çok fazla erkek var. Biri burada. Damın şeyin içinde de var. Ahırın içinde de var bir tane erkek. Bakın şu da erkek. Bu da erkek. Gel lan. Gel gel ikiniz bir gelin. Şurada bir tane erkek bıraktım. Korkmayın oğlum ya. Şimdi bunlar dolu. Çiğ domuz köfte dolu. Şu arkadaş pişmiş köfte dolu. Şunu bir boşaltalım. Bu arada benim kaydım devam ediyor değil mi lan? Ha. İnternetten izleyeceğim diye uğraşırken yanlışlıkla şey yapmayalım. Tencereyle bir alıp sosis makinesine koyman gerekiyor dedi dayıcım. Diğer domuzu parçalamayacağım çünkü bu arkadaş bunu almayacak büyük ihtimalle. Yani sosisi de bir deneyelim en azından ki. Zaten hepsini satmaya götüreceğim. Şöyle diyor. E'ye basma. Böyle al. He. Elinde tencere varken yapıyorsun. Tamam böyle. Bunu asabiliyoruz mu? Evet bu da asılıyor. Bir kurumuşu var, bir çiği var. Bunlar buraya doluyor. Tamam. Şimdi bu asıl şey ola dursun. Kuruya dursun. Bir tane çiğini arabaya koyacağım. Tencere elindeyken E'ye basıyorsun. Sonra tekrar E'ye basılı tutuyorsun. Ne oluyor? Domuz sosis çiğ oluyor. Sosisi en son vereceksin değil mi lan? Şuradan sosisi sırf adına bakayım diye içine koydum. Ya var ya. En son sosisi verecek dostlar. Çiğ sosis kaç para? Çiğ köfte kaç para? Şunlar da şeyler.
Bir dakika şöyle bir tanesini içeri koyayım. Normal köfte bu da. Yani çiğ değil. Kurutulmuşu. Çiğleri burada. Kurutulmuşu burada. Çiğ sosis burada. Şunları et. Şimdi herhangi bir fiyat çarpanı var mı bilmiyorum. Bir gidelim fiyatlarına bir bakalım. O domuzumuz orada yata dursun. Burgerci buradasın. Fiyatlarını merak ediyorum. Bu arada arıları bir tur sağdık. Geri geldiğimizde bir kontrol edelim. Eğer şey olmadıysa, arılar ölmediyse. Tabii bir arıdan kaç defa bal alabiliyorsun? Mesela o da bir mesele. Geyikçik. Seninle işimiz yok artık. Mesela 5 defa sağdığında arının peteğini arılar ölüyor mu? Yoksa sonsuz mu? Yani sağ dur babam sağ dur mu? Hani olay o mu? Domuz köfte, domuz sosis. Bunlarda fiyat çarpanı 1,4. Yani kurutulmuş olanı. Şimdi çiğin tanesi 35. Kurutulmuş. Salam olursa 56. Balın tanesi 4 dolar. Herhalde gramı. 800. Oo, parayı bulduk lan. Sosisin çiği 56'ymış. Yani kurutulmuş köfte, yani domuz köfte ile çiğ sosis aynı para. Kurutulmuş sosis daha pahalı. Fiyat çarpanı hangisinde var şu an? Ha, sosiste fiyat çarpanı var 1,4, o yüzden. Köftede de öyle. Tabi bunlar şu an bu yüzden orijinal fiyatlarını köfte, yani salam ve sosiste, yani şunun 1,4 katı fiyatını aldık şu an. Yani 56 bölü 1,4 dersek 40 dolar normalde. Bu da 56, o da 40 dolar. Gerçi bu çiğ sosis. Aman. Satalım biraz para yapalım. Balı da ver abi. Onu da sat. 2398. Buradan alacak bir şey yok. Hemen hırdavatçı. Hemen hırdavatçı abi. Hemen. Evet, şu an boşsunuz. Çok iyi. Şöyle. Tamam ya. Yani oyun insanı pişman etmiyor abi. Bu sadece çiğlerini bile getirsem gördünüz. Yani 2300-2500 dolar gibi para alabiliyorsun. Tabii şu an fiyat çarpanı var aslında. Hani çok hızlı, çok hızlı reaksiyon alıp köfteleri sosise çevirip kurutup getirmek lazım ama hırdavatçı neredeydin? Tamam ya, her türlü yani domuz etinden biz parayı vuracağız. Daha bunun peyniri var, küflüsü var, düzü var. Aynası var, moru var. Nedense o şarkı niye aklıma geldiyse. Hemen bir metal alalım baba. Bize bir 100 tane filan 1000 dolarlık metal lazım. Çat çat. 1000 dolar. Hemen hallettik. Makinelerden herhangi bir şey almak istemiyorum. Şişme yatak alıp belki dışarıya koyabiliriz hızlıca. Yatıp kalkmak için. Bir tane de petrol varili alır deneriz onu artık bir sonraki bölüm. Paramız var. Bir tane römork mu alsam lan aslında şu 600'lükten? Kapasitemizi arttırırız ama gerek yok ya. Metal plaka. Bir dakika. Para varken biraz daha alayım. Camla işim yok. Sera yaparken lazım olacak. Kasa. Tamamdır. Hemen yerleştirelim. Vın turizm, gidelim eve. Dolaplarımızı tamamlayalım.
Ben o vurduğum domuzların etlerini hızlı bir şekilde köfte yapar, dolaplara doldururum. Paramız kaldıysa aslında keçi de alabilirdik. Evet. Yani 300 küsür diye hatırlıyorum keçileri. Bir erkek bir dişi alabiliriz gibi hissettim. Ona da bir sonraki bölüm bakarız artık. Ama bir önce fiyatına bir bakmak istiyorum şuradan. Eve gitmeden. Evle market Allah'tan yakın. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Ne oldu bilin bakalım. Benzinimiz bitti. Benzinliğe yakınız. O hırdavatçıdan bidon al. Bidonların ikisi de evde. Bir tanesini sürekli arabaya takılmış vaziyette kullanacağım demiştim. Ama sadece dedim. Yapmadım. Arabanın benzini hemen bitiyor ya. Şuradan aralardan geçeriz değil mi kardeş biz? Mesela burada geyik heykeli falan var. Hani buradan ekstra geyik eti falan mı alacaklar acaba bizden? Değişik değişik bakın bir sürü mesela vinyl market. Şu an etkileşim yok. Ama bir etkileşim geldiğinde ne olacak? Yani bu oyunun da ilerisi var dostlar belli. Ver bidonumu kardeşim. Doldurup arabama getireyim. Yani oyunu ilerletmek adına çalışmayı yapmış abi adamlar. Bak hazırlıklarını yapmışlar. Yeni yeni binalar var. Ne olacağı da yazıyor. Bakın Domjan Antiques. Yani tamamen şey de olabilir. Tamamen görüntü de olabilir. Bir işe yaramayacak da olabilir. Ama bilmiyorum. Zannetmiyorum yani bu kadar şeyi yapmışsın. Yüksek ihtimalle bir güncelleştirmeyle onlara da bir etkileşim getirirsin. Hani oyun ilerlesin, satın alımlar devam etsin. Oynayanlar tekrar tekrar oynasın. Anam tilki var. Kim lan o? Kurt mu? Bak yırtıcı hayvan ararız bulamayız. Bak şimdi. Görüyorsun üzerime doğru geliyor şu an. Ne yazık ki arabam yok. Etini alamam. Nerede lan benzinlik? Benzinlik de dağın başında ha. Şurada ya. Değil mi? Aynen. Gereksiz bu tarafa gelmişim. Benzinliğin hemen alt tarafında da aracımız var. Şurada. Yani oyunda da benzinin bitmez ya. Yani nasıl fark etmedim ki ben onu hiç bakmadım yani. Gözüm görmüyor ki sağda yani ibresini falan görüyorum ama arabayı sürmeye çalışmaktan yağını, suyunu, tuzunu kontrol edemiyoruz dayı. Arılar biraz moralimi bozdu. Keşke yanına koyduğum boş petekleri de doldursalardı. Ama ne yazık ki. Allah'tan param var ha. Hani sıfırı tükettiğim zamanlar oluyor biliyorsunuz ara ara. Hiç parasız kaldığımızı bir varsanıza evden git domuz eti bul veya işte köfte ne yaptıysan. Onu al götür sat bidon al gel benzin al geri git arabaya koy. Oo. Gitti oyunda 2 saat. Çok rahat. Araba şu rampada olması lazım. Geyikçim, bugün de yaşıyorsun. Dua et bana. En azından köfte, sosis, bunu çözmüş olduk. Şimdi götürdüğümüz metallerle de dolap işini de bitireceğiz. Büyük ihtimalle paramız yetecek. Bir sonraki bölüm şeyi de alırız. Nedir o? Keçi işine gireriz. Süt muhabbetine başlarız yani. Oğlum arabam nerede lan?
Bu yolda gibi, ha daha karşıda. Tam şurada gibi hayal etmiştim ama değilmiş. Benzinimizi takalım. Namussuz seni. Arabayı fulledi. Ama bidon boşaldı büyük ihtimalle. Onu ben bir ara, bir sonraki bölüm büyük ihtimalle bu bidonumuzu kendi petrol pompamızdan doldurabiliyoruz mu? Bir onu deneriz. Çünkü yanımda hiç bidonla oraya gitmedim. Denk gelmedi yani. Onun da muhabbetini bir anlarız. Belki oradan da yani deli dehşet para kazanılıyor olabilir. Hani çok öyle aman aman afaki paralar da kazanılıyorsa tabii çiftçiliğe de keçiye meçiye koyuna girmenin de bir anlamı da kalmaz aslında. Oyunun tadı kaçar ama. Dişisi 500, erkeği 350, 850. Bizde 833 var. Yaparız biz bu işi. Evde domuz etimiz var abi. Köfte yaparız onları. Bu arkadaş bir çeyreğe düşmüş. Varalım eve. Dolaplarımızı tamamlayalım. Oradan yavaştan bölüme veda edelim. 46 dakikayı görmüşüz. 46-47'lere doğru gidiyoruz. Uzun olduğu için videolar yüklemesi çok kanser oluyor. Yani bir günde iki günde yüklenmiyor ne yazık ki. O yüzden şöyle hemen ver babacığım. Al, sen de al. Bunun da kalasları var. Şöyle metal işini bitirelim. Kalası ben bölüm dışı yanda keserim. O ileride kesilmişler var zaten biliyorsunuz. Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Bu da tamam. Şu an metallerin işi bitti baba. Şöyle evimin balkonuna bunları bir dizelim. Şurada dursun. Tamamdır. Şu arkadaşı içine bal koymadığım için bunu koydurmuyor büyük ihtimalle. Şu etleri de alayım. Çürür mürür bozulur. Bu domuzdan kaç tane geliyor bir ona da bakalım. Yavrularda bol bol erkek çıkıyor. Bir sıkıntı yok. Bakın bir yandan hala büyüyorlar. Şu ana kadar daha hiç dişi öldürmedim. Üremeye çoğalmaya devam ediyorlar. Tavuk falan da kesmedik hiç. 20-22 tabi. Bundan bir 1-2 tane kullanmışımdır. Bakın sosis mosis bunlar fullenmiş. Bunları da direkt buna biriktireceğim. Şöyle E'ye basıp direkt buradan alamıyor musun ya? Beş tane salam, bir tane sosis. Yani salam dediği hazırlanmış demek istiyor. Tamamdır. Buraları hep fullerim ben. Şunları da kalasları yaparız. Bir sonraki bölüm keçiyi alıyoruz. Bomba gibi. Keçi belki de sığıra kadar gidebiliriz. Bakın şuradaki bu 40 eti ben burada hallederim abi. Ondan sonra çözeriz. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bölümlerin devamı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.